Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizler için TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanacak olan Karagümrük Fethiyespor maçını takip edeceğiz. Bugün 10 Mart 2018 Cumartesi, yazdan kalma bir hava derler. Öyle güzel bir hava var. Bugün Karagümrükspor'u Fethi konuk ettiği maça gideceğiz. Saat şu anda 12'ye geliyor. Az sonra çıkacağız. Fatih Karagümrük'e doğru yola çıkacağız. İki takım hakkında kısa bilgiler verelim. Karagümrük şu anda 26 puanla 14. sırada. Fethiyespor ise 22 puanla 15. sırada. Yani arda arda şu anda takımlar. İki sorun yaşayan takım diyebiliriz esasında. Küme düşmemek için oynuyorlar. Karagümrük tabii 4 puanlık bir avantajı var Fethiye'ye göre. Geçen hafta neler yaptığına bakarsak iki takım. Geçen hafta Karagümrük Konya'daydı. Konya Anadolu Selçukspor'a konuk oldu. 3-1 kaybetti. Fethiyespor ise büyük bir sürprize imza attı diyebiliriz. Çünkü sahasında Altay'la, lider Altay'la 1-1 berabere kaldı. Bugünkü maçın oldukça zorluk geçeceğini sanıyorum. Beraber maçta kısa videolarla görüşeceğiz. Sonrasında, maç sonrasında da goller olursa, ki büyük ihtimalle goller olacaktır, gol atan futbolcularla sizler için kısa röportajlar yapmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde tribünlerden hem Fethiyespor, konuk Fethiye'nin, hem ev sahibi Karagümrük'ün taraftarlarıyla kısa videolarla paylaşacağım sizinle. Yavaş yavaş yola çıkma zamanı geldi. Şimdi rotamız Karagümrük. Haydi gidelim. Karagümrük'teyiz. Az sonra maç başlayacak. Şu anda Karagümrük altyapı oyuncularıyla beraberiz. U14 takımıyla. Fethiye Spor maçı ile ilgili onların da görüşlerini alacağım. Evet, kaptanla başlayalım. Kaptan, adın neydi? Berkant. Berkancığım, bugün zorlu bir maç olacak. Fethiye geldi buraya. Yaklaşık yarım saat sonra maç başlayacak. Neler olur, neler düşünüyorsun maç? Karagümrük ne yapar bugün sence? Takımımız için önemli bir maç gerçekten. Düşme potasından uzaklaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. İnşallah hayırlısı olur. Yeneceğimizi düşünüyorum bu maç. Evimizde olduğu için. Tamam, teşekkürler. Şimdi kısa kısa diğer arkadaşlardan ismi söyleyelim. Ondan sonra da yorumunu alalım. İlyas. Evet İlyas, sen neler söyleyeceksin bugünkü maçla ilgili? Takımımız için önemli bir maç. Eğer yenersek daha üst sıralara çıkacağız. Ve kümeden... Kümede kalacağız diyorsun. Aynen. Tamam, sağ olasın. Evet. Kim geliyor başka? Neydi isim? Kazım Emre. Kazım Emre, ne diyorsun bugün, ne olur? Ya iki takım da düşme hattında, inşallah bu maçı kazanırız. Düşme hattından kurtuluruz. Tamam, teşekkürler. Var mı başka konuşacak arkadaşlar? Evet, bu kadar. Gel, bir kişi daha geldi. İsim neydi? Berat abi. Berat'cığım, sence sen ne oynuyorsun? Önce onu Orta öğrenelim. Saha. Orta saha oynuyorsun. Orta sahada kimi beğeniyorsun Karagümrük'te? Ufuk abi. Ufuk Akyol, evet, gerçekten iyi oynuyor. Orta saha olmasına rağmen bayağı da gol atıyor. Bugünkü maçla ilgili neler söyleyeceksin? Abi inşallah yeneriz. Takımımız şu an düşme potasında. Yeni üst sıralara çıkmayı düşünüyoruz. Tamam, teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videolara devam edeceğiz. Şu anda şöyle arka tarafta da göreceksiniz. İki takım da ısınmalara devam ediyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra maç başlayacak. Farklı videolarla tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi maç başladı Karagümrük'te. Henüz 30 saniye oldu maç başladı. Karagümrük etkili başladı. Evet Serkan. Bugün cumartesi olması nedeniyle tabi taraftar sayısı biraz az. Evet, Fethiyespor'un tribününe de bakalım. Yaklaşık 15-20 kişi gelmiş. Dakika 2, Karagümrük 0, Fethiye 0. Karagümrük'ün cefakar taraftarı her zamanki gibi yerini aldı tribünlerde. Müsabakada da 5. dakika oynanıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Karagümrük daha atak başladı maça. Serkan. Top avuta çıktı.
32 Fethiye korner kullanıyor. Korner kullanında defans uzaklaştırmaya çalışıyor. Kafayı içeri doldurdular. Evet, Karagümrük defansı Fethiye'yi savuşturdu. Evet, 32. dakika, son 5 dakikadır Fethiye Spor etkili olmaya çalışıyor. Özellikle sol kanattan 3 atak yaptılar. Üçünde de kaleci başarılıydı. Uzanarak, özellikle ilk 2 atakta müthiş bir refleksle uzanarak kaleci topu kurtardı. Karagümrük atak başlamıştı ama son 5 dakikada dediğim gibi Fethiye çok tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Dakika 33 oldu. Karagümrük'teyiz. Karagümrük 0, Fethiye Spor 0. Karagümrük'te dakika 43 oldu. 0-0 eşitlik sürüyor. Şimdi Halil taç atışını kullandı. Karagümrük atağındayız. Burak dokunamadı. Dokunsa büyük tehlike olabilirdi. Evet, şimdi kaleci Fatih out atışını kullanacak. İlk yarının artık sonlarına geldik. Maça Karagümrük çok etkili başlamıştı. Burak'la ve Emir'le yüklendi ama pozisyona girememişti. Fakat 30. dakikadan sonra, 25. dakikadan sonra hatta Fethiye çok etkili 3 atak yaptı. 3 atakta da kaleci Tarık başarılı bir şekilde tehlikeyi savuşturmayı bildi. Şimdi dakika 44 oldu. Az sonra devre olacak. Karagümrük'ten ben Selim Demirer. 0-0 eşitlikte devam ediyor maç. Dakika 45 oldu. Burak Göksel sol taraftan bindirirken Ramazan Işık foul yaptı dedi hakem. Şimdi muhtemelen ilk yarının son atağı olabilir bu. Kaleci Ramazan dikkatli. Pardon, Fatih dikkatli. Ufuk Akyol kullanacak serbest vuruşu. Ceza sahası kalabalık. 45. dakika. Müsabaka 0-0 eşitlikte devam ediyor. Hakem düdüğünü çaldı. Atak devam ediyor. Şimdi atak savuşturuldu. Hüseyin'e kadar gitti. Top Hüseyin'de, kaleci Tarık'a döndü. Tarık uzun bir vuruşta Emir'e doğru geliyor top. Halil ve Emir beraber Ramazan taşa attı topu. Karagümrük taraftarı coşkun bir şekilde tezahüratlarına devam ediyor. Hakem saatini kontrol etti. Her an maçı ilk yarısını bitirebilir. Emir aşırttı. Arkada Yiğit topun sahibi oldu. Karagümrük'teyiz. Karagümrük 0. Fethiye Spor 0. Dakika 45 artı oynanıyor. Uzatma dakikalarında evet, Fethiye Spor etkili geldi. Yine sağdan vurdular. Şunu vurduğunu göremedim. Defansa çarpan top. Şimdi taşa çıktı. Evet, Karagümrük'teyiz. İlk devre sona erdi. Karagümrük bugün Fethiye'yi konuk ediyor. İkincilik beyaz grupta. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tribündeyiz. Fethiye taraftarıyla beraberiz. Erol Bey ile beraberiz. Erol Bey bugün maç için Hollanda'dan gelmiş. İnanılır gibi değil. Genelde hani derbi maçları için gelirler. Erol Bey de Fethiye sevgisi için Hollanda'dan organize edip buraya maça gelmiş. Evet, Erol Bey, ilk yarı 0-0 bitti. İlk devrenin başında Karagümrük iyi başladı. Sonra 25. dakikadan sonra Fethiye çok etkili geldi. Üstün Bilgi özellikle 2 tane şut çekti. Kaleci başarılı bir şekilde kurtardı. Neler söyleyeceksiniz? Ahmet. Evet, bir de Ahmet Dereli, doğru. Evet. Bu baskıyı bekliyorduk tabii ki. Deplasmanda maçın ilk 10-15 dakikası Karabüyük'ün baskılı oynaması normal. Fethiye Spor için çok önemli bir maç. 6 puan değerinde bir maç. Evet. Ondan sonraki süreçte çok akıllı oynadık. Geriden özellikle çıkışlarımızda ufak tefek hatalar olsa da ciddi 4-5 pozisyonumuz var. Bunları değerlendiremedik. Ama ikinci yarıda inşallah o pozisyonları değerlendirip küme düşme potasında ciddi bir avantaj elde etmek istiyoruz. Evet, doğru. İkinci oyunun ilk devrenin ikinci bölümünde gerçekten çok etkili oldu. Kaleci başarılıydı. Peki ikinci devrede oyuncu değişikliği bekliyor musunuz? Yani takım şu anda iyi mi sizce, yoksa bir oyuncu değişikliği ya da taktiksel bir değişiklik olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bence oldukça iyi. Özellikle geride ilk topları kazanmada iyi ama kullanmada biraz eksikliğimiz var.
Metin bence iyi ama forvet hattına daha etkili bir şeyle, destekle ikinci yarıda daha etkili olacağımızı düşünüyorum. Özellikle dakika 60'tan sonra o oyunun yönü Fethiyespor lehine olacaktır. İnşallah ben de Hollanda'dan gelerek Fethiyespor'umuza şans getirmiş olurum. Evet, bugün gerçekten aslında pek taraftar da yok ya. Bugün şöyle bir bakarsak, arkadaşları gösterelim arkadaki. Evet, bir de bir de taraftar bekliyoruz. Evet evet, bir de şöyle dönelim. Yani toplamda herhalde 30 kişi ancak var. Evet, daha fazla taraftar bekliyordum aslında. Etkili bir İstanbul taraftar grubu var ama onlar son dönemde biraz daha küstüler galiba. Küsmeden ziyade başka şeylere odaklandırdılar. Antalyaspor'u falan destekliyorlar. Allah Allah, enteresan. Çok ilginç. Ama olsun. Vardır. Onlar yine şey yaparlar. Ben burada bütün Fethiyesporlara büyük sevgilerimi yolluyorum. Fethiye'de onlar destek veriyorlar. İstanbul'da biz destek veriyoruz. Fethiyespor her yerde desteği hak eden güzide bir kulübümüz, değerimiz Beşkeza diyoruz. Peki inşallah Fethiyespor ileride birinci Süper Lig'e de çıkar. Avrupa'da da oynar. Avrupa'da, Hollanda'da oynar. Siz de Hollanda'da İnşallah. Ev sahipliği yaparsınız diyelim. İnşallah, ama öncelikle stat yapılması lazım. Fethiyespor'un stadı senelerdir proje aşamasında bekletiliyor. Fethiyespor'un bu desteğe ihtiyacı var. Umarım sizin de söylediğiniz gibi önce PET'le birincilikte kalıcı olup, tabii burada düşmeden PET'le birincilikte kalıcı olup ilerleyen dönemde Fethiyespor'un hak ettiği yeri bulmasını biz ümit ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Güzel röportaj için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, güzel bir röportaj oldu Hollanda'dan gelen arkadaşımızla birlikte. Şimdi Karagümrük tribünlerine gidip oradan da bir taraftarla kısa bir röportaj yapacağız. Evet, Karagümrük'te ilk yarı 0-0 sona erdi. Şimdi Karagümrük taraftarıyla beraberiz. Salih'le beraberiz. Salih ve arkadaşları diyelim hatta. Salih'cim, ilk yarı 0-0 bitti. Maça ilk yarı iyi başladı Karagümrük ama 25. dakikadan sonra Fethiye çok tehlikeli geldi. Maçı ilk yarı nasıl değerlendiriyorsun? Abi, takımımızı yeniliyoruz. Arkasında olup maçı inşallah kazanacağız. Her zaman her yerde büyük Karagümrük. İkinci devre için neler diyeceksin? Abi, takımımızın yanına olarak takımı destekleyeceğiz, işte takımımıza güveniyoruz. 2-0. Halil Kaptan inşallah bizi bu maçta yardımcı olacak, maçı yeneceğiz. Tamam. Kaleci de çok şükür kurtarıyor yani. Evet, Tarık bugün iyi. Yani küme düşme hattında biliyorsunuz Fethiye. Yani 4 puan var arada, yenilirsek bugün Allah korusun büyük sıkıntı olur. Ama yenerse de büyük rahatlık olacak. Allah'ın izniyle yerine kazanacağız. Allah'ın izniyle kazanacağız abi. Karagümrüz biz. Peki, teşekkür ederim. Bravo. Tamam. Bravo. Evet. Karagümrük taraftarıyla da kısa bir röportajımızı yapmış olduk. İkinci devre şimdi başlayacak. Kısa videolarımıza devam edeceğiz. Henüz yeni başladı. Fethiye korner kullanmıştı. Evet, top Tarık Soran'a dokundu. Tarık bugün gerçekten iyi. İlk yarı 3 tane net top çıkardı. Şimdi de yine tehlikeli bir pozisyondu. Korner'e çeldi. Tekrar korner kullanılacak şimdi sağ kanattan. Maçın 46. dakikasında, ikinci yarı henüz başladı. Orta geldi. Fatih uzaklaştırdı kafayla. Tekrar sağ kanattan geliyor Fethiye. Taç oldu. Tarık top kontrol etti. Şimdi Egacın yapacak. Dakika 47. Karagümrük 0, Fethiye 0. Dakika 50. Fethiye Spor ikinci yarıya iyi başladı diyebiliriz. Çok atak başladı. Şimdi korner kullanmışlardı az önce. Şimdi serbest vuruş oldu. Sağ kanattan ikili geldiler. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Kendinden düdüğünü çalmasını bekliyoruz. Ceza sahası kalabalık. Orta yapıldı. Defans uzaklaştırdı. Tekrar uzaklardan şut. Out oldu. Emir attı, 1-0 oldu.
Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Burak Göksel serbest vuruşu kullandı. Emir güzel bir kafa vuruşuyla golü attı. Şimdi 1-0 oldu. Karagümrük'teyiz. Karagümrük 1, Fethiye 0. Dakika 63 oldu. Karagümrük 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor. Şimdi sol kanattan serbest vuruş kazandı. Anıl kullandı serbest vuruşu. Fethiye Anıl kullandı. Defans uzaklaştırdı. Şut yandan avut. Evet, Metin'le şut geldi ama out oldu. Tehlikeli bir pozisyon oldu Karagümrük kalesinde. Dakikalar 61-62 oldu. Karagümrük 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor Fethiye Spor karşısında. Dakika 70 oldu. Karagümrük 1-0 üstün. Fethiye Anıl'la serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahası kalabalık. Karambol oldu. Fethiye Spor şut. Gol oldu. Gol oldu. Şimdi 1-1 oldu maç. Evet. Üstün Bilgin golü attı. Gol oldu. Şimdi Karagümrük'te skor 1-1 oldu. Karagümrük 1, Fethiye 1. Dakika 76, 1-1 skor. Karagümrük serbest vuruş kullanacak. Ufuk Akyol şut üstten out oldu. Özer attı. Karagümrük'te şimdi 2-1 oldu skor. Özer az önce oyuna girmişti. Müthiş bir gol attı. Orta yapıldı sol kanattan. Özer gelişine çok sert vurdu. Kaleci Fatih bir şey yapamadı. Ve 89. dakikada Karagümrük 2-1 öne geçti Fethiye karşısında. Evet. Gerçekten ilginç bir maç oldu. İkinci yarı goller geldi. Evet, Karagümrük galibiyeti kutluyor. Emir ve Özer'in golleriyle Fethiye 2-1 mağlup ettiler. 89'da attı Özer. Müthiş bir maç oldu. Taraftar ile galibiyeti kutluyor şimdi. Zor günden geçiyor Karagümrük ama aldığı bu galibiyet onu büyük oranda rahatlatacak. Evet, gördüğünüz gibi taraftar mutlu, futbolcular mutlu. Şimdi golü atan ve kaleci Tarık'la röportaj yapmaya çalışacağım. Evet. Karagümrük 2-1 kazandı bugün. Fethiye'yi mağlup etti. İkinci golü Özer attı. Özer kutlu. Zaten oyuna sonradan girmişti. 89'da müthiş bir gol attın. Özer, neler söyleyeceksin? Maçtan oyun için çok zor maçtı. Biz çok güzel bir aileyiz. Oynayan oynamayan. Çok iyi bir takımız. Kötü sonuçlar aldık üst üste. Bu maçı alıp aşağıyla aramızı koparmak istiyorduk. Geldiğimden beri gol atamamıştım. Bu maçta girip gol atmak nasip oldu. Çok şükür. Bu galibiyet Karagümrük taraftarının armağanı olsun. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Evet, Tarık'cığım gelir misin? Şu Emir'le beraber kısa bir, evet, maçın kahramanları dedi diyebiliriz. Tarık ilk yarı özellikle müthiş toplar çıkardı. Emir de ilk golü attı. Evet, önce Emir'den başlayalım. Tarık, sen de kaybolma. Evet, neler söyleyeceksin? Emir, müthiş bir kafa golü attın. Galiba Ufuk da ortayı yapan. Aynen, Ufuk orta yaptı. Zaten ortadan önce dedi ki gideceğim yeri söyledi. Adrese teslim bir orta yaptı. Ya galip geldik. Çok önemli bir maçtı. Hani biz düşme tehlikesi yaşamıyoruz takım olarak ama tabii matematiksel olarak her şey netleşmeden konuşmak erken. Bu ligde her şeyler olabilir. O yüzden galip geldik. Puan farkını açtık. Mutluyuz. İnşallah daha güzel, daha rahat maçlar izleyeceğiz. Teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, Tarık. Tarık'cığım sana geliyoruz abi. Tarık, evet, bugün müthiş oynadınız. Özellikle sen ilk yarı 3 tane net top çıkardın. Neler söyleyeceksin? Abi, çok çalışıyoruz takımca. Takım halinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hem saha içinde hem saha dışında. Bunu sahaya yansıttık. O yüzden sahaya yansıtınca da galibiyet geliyor ister istemez. Hocamız bu maçın çok önemli olduğunu bize belirtmişti. Biz de bu maçın çok önemli olduğunu bildiğimiz için ona göre sahaya çıktık. Ona göre mücadele ettik ve yendiğimiz için çok mutluyuz. Bizi eksik bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, taraftar seni de çok zaten tezahüratlarıyla memnun etti anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, Ercan Sancar'la beraberiz. Karagümrük tribün lideri bugün. Ercan abi, ne diyorsun bugün? Zorlu bir maç oldu. 90'da Özer kutlu attı, kazandınız. Neler söyleyeceksin? Aynen. Aslında zorlu bir maç olmadı. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Atamadık. Fethiye bize iyi direndi. Ama biz iyi takımız. Bunu ilerleyen haftalarda ortaya koyduk. Bundan sonra daha başarıya götüreceğiz. Bunu bizzat söylüyorum. Karagümrük bir çınar, bir asrın takımı. Biz inanıyoruz. Bundan önceki dönemlerimizde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız. Süper Lig'e emin adımlarla ilerleyeceğiz. Çünkü burası Karagümrük. Buradan çıkış yok. Teşekkür ederim Ercan abi. Allah'a emanet ol.
Evet, Karagümrük'te maç bitti. Karagümrük zorlu maçta Fethi'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. İkinci devrede geldi goller. Emir 1-0 öne geçirdi ev sahibini. Özgün 1-1 yaptı skoru. 89. dakikada Özer Kutlu maçın skorunu tayin etti. Özer maçtan maça sonradan girmişti. Evet, büyük katkı verdi diyebiliriz tabii golü attığı için. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek üzere.